Sultan II. Mustafa Edirne Sarayı Hümayunu'nda amcası II. Ahmet'in vefatını öğrenince kimse kendisini henüz tahta davet etmemiş olduğu halde odasından çıkarak Osmanlı tahtına oturdu. ...31 yaşına geliyordu. Bu suretle Osmanlı tahtı gençleşmişti. II. Mustafa'nın karakteri de 4. Murad'a benziyordu. Sultanlığının 3. gününde Vezir-i Azam'a şöyle bir de mektup göndermişti. Padişahların hangisi zevk-ü sefa ve rahata düşmüşse, tebaasının rahat yüzü görmediğini ve babası zamanından kendisine kadar gelen padişahların zevk ve sefa ile işlerdeki ihmalinin ortada olduğunu, bundan böyle zevk ve sefayı kendisine haram kıldığını ve bizzat Kanuni Sultan Süleyman gibi ordusunun başında olacağını ve sefere çıkacağını bildirmişti. Gerçekten taht hakkı Sultan II. Mustafa'ya aitti. Osmanlı devlet düzenine göre babası 4. Mehmet tahttan indirildiğinde Osmanlı tahtına 2. Mustafa geçirilmeliydi. Ancak dönemin sadrazamı Köprülü damadı Süvayiş Paşa ve Köprülü oğlu Fazıl Mustafa Paşa 2. Mustafa'yı tahta geçirmek yerine iki amcası 2. Süleyman ve 2. Ahmet'i tahta geçirmişlerdi. O dönem devlet adamları 2. Mustafa ve babası 4. Mehmet'i özellikle tahttan uzaklaştırdılar. 4. Mehmet'i tahttan indiren asker ve paşalar 2. Mustafa'yı tahta çıkarsa muhtemelen Köprülülere karşı ciddi şekilde muhalefet olacak ve Köprülü Fazıl Mustafa Paşa sadarete getirilmeyecekti. Zaten Köprülü Mustafa Paşa henüz 2. Süleyman ve 2. Ahmet'in şehzadelik dönemlerinde dahi kendilerine çok yakındı. Bu iki kardeşi tahta geçireceği aşikardı. Bu olay Osmanlı devlet düzenine aykırı olsa da girişte bahsettiğimiz üzere Sultan 4. Mehmet, 2. Süleyman ve 2. Ahmet dönemlerinde padişahların devlet işlerine kendini fazla vermemesi Osmanlı devletini felakete sürüklemişti. Ve halen bu durum Avusturya ve Venedik cephesinde devam ediyordu. Tarih kitaplarında çok fazla anlatılmasa da henüz 4. Murat gerçekleri görmüş, tahta kendisine ait bir varisi yokken son Osmanoğlu olan Sultan İbrahim'in boğdurulma emrini vermişti. Lakin Ağa Sultan'ı dinlememiş ve Kösem Sultan İbrahim'i kurtarmıştı. Sultan 4. Murat İbrahim'i boğdurma emri verirken varisi olmamasına dert etmemiş, Osmanlı hanedanını sonlandırıp Kırım Hanlığını devletin başına geçirmeyi düşündüğü söylentiler arasındaydı. II. Mustafa'nın amcası II. Ahmet vefatından önce donanmayı hazır etmişti. Mezomorta Hüseyin Paşa donanma ile sefere çıktı. ...48 parçalı gemileriyle Sakız yakınlarında 65 parça Venedik donanması buldu. 9 Şubat 1695 günü gerçekleşen Deniz Harbi'ni Osmanlılar kazandı. Mezomorta Hüseyin Paşa yakınlardaki tüm Venedik gemilerini çekilmeye mecbur etti. Ve 22 Şubat 1695 günü Sakız Adası yeniden Osmanlıların eline geçti. Adadaki Venedik hakimiyeti ancak 5 ay 1 gün sürdü. 112 top, 5000 tüfek, 35000 gülle Osmanlıların eline geçti. Leistan cephesinde ise Selim Giray'ın oğlu Şehbaz Giray 70000 atlısı ile Leistan işlerine daldı. Lviv'e kadar geldi, Galiçya'yı çiğnedi, 10.000 kadar köy ve kasabayı tahrip etti. 30.000 esir alarak Kırım'a geri döndü.
Sultan II. Mustafa 2 Mayıs 1695 günü Sadrazam Sürmeli Ali Paşa'yı sadaret makamından azlederek yerine 33 yaşındaki Elmas Mehmet Paşa'yı getirdi. 25 Mayıs'ta da hocası olan 64 yaşındaki Feyzullah Efendi'yi Şeyhülislam makamına getirdi. Sultan II. Mustafa bizzat ordunun başında sefere çıkacağını ilan ettiğinde vezirler buna itiraz ettiler. Bizzat padişahın sefere çıkmasının çok masraflı olduğunu, onun yerine Vezir-i Azam'a serdarlık verilmesini teklif ettiklerinde II. Mustafa şöyle dedi: "Bana ağırlık ve hazine lazım değil. Mahallinde kuru ekmek yerim. Vücudumu din uğruna bezlederim. Her nedenli meşak olunursa sabrı tahammül ederim. Hizmeti ibadullah tamama ermeyince seferden dönmem, elbette kendim giderim." 30 Haziran 1695 günü Sultan II. Mustafa ordunun başında bizzat sefere çıktı. Padişah 2 hafta Sofya'da kaldı. 2 Ağustos'ta Belgrad'a ulaştı. Belgrad'da 400 pare top atışıyla karşılandı. Kırım Hanı ve Tökeli İmre de orduya katıldı. Harp divanı kuruldu ve hangi bölgeye sefer yapmanın münasip olduğu tartışıldı. Padişah Tameşvar'a geldi. Tarihçiler buraya gelen ilk padişahın 2. Mustafa olduğunu yazdılar. Sultan 2. Mustafa Lippa Kalesi üzerine yürüdü. Ve sadece 1,5 saat içerisinde kaleyi aldı. 9 Eylül 1695 günü Osmanlı askeri kaleye girdi. Buranın savunması müşkül olduğundan kale yıktırıldı. Alman İmparatorluk ordusu Lugoş sahrasında bulunuyordu. Başında kumandan Vetarini vardı. 22 Eylül 1695 günü Lugoş Meydan Muharebesi gerçekleşti. Savaş meydanında binlerce Alman askeri öldü. 5000'i esir edildi. Komutan Vetarini yaralı olarak kaçtıysa da bir müddet sonra o da öldü. Osmanlı askeri kazandığı meydan muharebesinden sonra Lugoş Kalesi'ni de almayı başardı. Osmanlı ordusu 2. Mustafa komutasında Şebeş Kalesi'ni kuşattı. 4000 kadar muhafız padişahın buraya hareket ettiğini öğrenince kaleyi bırakıp kaçtılar. Bu zafer üzerine padişah Eflak Nibolu üzerinden önce Edirne'ye, 3 gün sonra da İstanbul'a döndü. Çar 1. Petro, Rusların artık açık denizlere geçmesi gerektiğini düşünüyordu. Karadeniz Türkler, Baltık Denizi İsveçliler tarafından kapatılmıştı. Çar Petro, 300 bin askerle Azak kuşatmasını başlattı. Kaleyi Kefe Beylerbeyi Murtaza Paşa savundu. 3 ay 4 gün süren muharebeler çok şiddetli geçti. Ruslara göre 30 bin, Osmanlı kaynaklarına göre 60 bin Rus askeri öldü ve geri çekilmek zorunda kaldılar. Petro bu kadar büyük bir ordunun nasıl olur da bir kaleyi bile fethedemediğini düşündü. Ve düzensiz orduların ne kadar fazla olursa olsun bir işe yaramadığını gözleriyle gördü. Ve orduyu profesyonelleştirmeye karar verdi. Sultan Mustafa İstanbul'a gelir gelmez derhal yeni sefer hazırlıklarını başlattı. Sefer mevsimi geldiğinde padişah 20 Nisan 1696 günü ordu ile Edirne'ye geldi. Buradan 40 günde Belgrad'a ulaştı.
padişahın sefere çıkmasına mukabil Almanlar 90 bin kişilik ordu topladılar. Bu ordunun başında Saksonya elektörü Nalkıran Friedrich August vardı. August Tameşvar'ı kuşatmıştı. Padişah Tameşvar'ın kuşatıldığını öğrenince derhal düşmanın üzerine yürüdü. August padişahın üzerine geldiğini öğrenince Olaş sahrasına çekildi. ...27 Ağustos 1696 günü Olaş Meydan Muharebesi gerçekleşti. 16 bin askerini kaybeden Elektör August geri çekilmek zorunda kaldı. Osmanlı ordusu 1500 şehit ve 2032 yaralı vermişti. Padişah bizzat savaş meydanında bulunuyordu ve üzerinden 9 güllenin geçip toprağa saplandığı kaydedildi. Erdel sahası Osmanlı hakimiyetine açık haline gelmesine rağmen daha ileriye gidilmedi. Osmanlılar çoktan beri eski gaza ruhunu kaybetmişti. Ordu Tameşvar'a döndü. 6 ay 5 gün süren bu seferin ardından padişah Edirne'ye döndü. Diğer taraftan Ruslar Azak'ı ikinci defa kuşatma altına almışlardı. 3 Haziran 1696 günü başlatılan kuşatma daha sert ve kararlılıkla gerçekleştirildi. Osmanlı ordusu hazırlıksız yakalanmıştı. Geçen yılki kuşatmanın yaraları henüz sarılmamış, onarım olmamış ve takviye gelmemişti. Ruslar tüneller kazdılar. Osmanlı usulü kuşatma yapıyorlardı. Kaledeki 500 Osmanlı askeri 100 bin Rus askerini 63 gün tutabildi ve Azak Petro'nun eline geçti. Ruslar bu suretle Karadeniz kıyılarına ulaştılar. Çar Büyük Petro'nun öncelikli hedefi buydu. Bu tarihe kadar Rusya Osmanlılara ciddi bir tehdit olarak görülmüyor, ikinci sınıf bir devlet olarak Kırım'a vergi ödeyen bir devletti. İlk defa ciddi anlamda 2. Selim döneminde Osmanlıların gündemine gelen Rusya, o tarihten beri ciddi bir gelişme yaşamamış, ancak Sokollu Mehmet Paşa'nın projesi olan Don Volga Kanal projesini önleyerek Osmanlılar ile hasım olmayı başarmışlardı. Lehistan ile gerçekleşen savaşlarda bazı tecrübeler edinmişlerdi. 1. Petro'nun ordu alanında yaptığı çalışmalar neticesinde şimdi Rus orduları yeni bir atılımın eşiğine gelmişti. Ayrıca 1. Petro, İsveçlilerden Baltık Denizi kıyılarını alarak buraya 1703 yılında St. Petersburg şehrini kuracak ve 1917 Bolşevik isyanına kadar şehir Rusların başkenti olacaktır. Azak'ın Rusya tarafından alınması, onların değişmeyen politikası olan ilk olarak boğazlara ve ardından sıcak denizlere inme düşüncesi bu tarihten sonra ciddi şekilde kendisini gösterecektir. Önümüzdeki tarihlerde de Osmanlı-Rusya savaşları başlayacaktır. Kaptanı Derya Mezamorta Hüseyin Paşa ise Akdeniz'de Venedik'le avlıyordu. Sakız Adası'nın fethinden sonraki sene Mayıs ayında bir Venedik donanmasını batırmıştı. 66 parça donanma ile yeniden deryaya açılan Mezamorta, Cezayir, Tunus ve Trablus gemilerinin de kendisine katılmasıyla 2 Eylül 1696 günü Kiklat adalarında Venedik donanmasını bir kez daha mağlubiyete uğrattı. 13 Venedik, 6 Osmanlı gemisi battı. 5000 Venedik'te ölürken 300 Osmanlı Levendi muharebede şehit düştü. 1696 yılında Saadet Giray yeniden Lehistan topraklarına girdi. Lviv'e kadar Galicia'yı çiğnedi ve 10 bin esirle geri döndü. Sultan II. Mustafa gerçekten de iki başarılı sefer gerçekleştirmiş
Avusturya ve Alman kuvvetlerini bozguna uğratarak kaleler fethetmiş gazi bir padişahtı. 4. Murat'ı örnek almış ve 4. Murat'tan sonra gelen devlet işleriyle yakından ilgilenen bir padişah olmuş, gerektiğinde kuru ekmek yerim de seferden dönmem demesi karakterini gün yüzüne çıkarmıştı. Şimdi yine bir sefer mevsimi gelmiş ve Sultan Mustafa ordusunu hazırlamış, sadrazamını da yanına alarak 17 Haziran 1697 günü 3. Sefer-i Hümayun'una çıkmıştı. 10 Ağustos'ta Sultan Mustafa Belgrad'a ulaştı. Tökeli İmre yine Osmanlı ordusuna dahil oldu. Bu defa Sultan Mustafa'nın karşısında dönemin en iyi kumandanlarından birisi olan Savoy Prensi Eugene bulunuyordu. Paris'te doğan prens, padişahtan bir yaş büyüktü. Fransa'dan ayrılarak Almanlara katılmış ve 20 yaşından itibaren Türkler ile Alay, Tugay, Tümen, Kolordu ve Ordu Komutası'nda savaşmış ve Türk muharebe usulünü çok iyi bir şekilde kavramıştı. 34 yaşına gelen Eugene, şimdi Almanya İmparatorluğu Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na getirilmişti. Padişahın komuta ettiği Osmanlı ordusu Zenta'ya geldi. Hedef Segedin'i fethetmekti. Ordu Tisa Nehri'ni geçmek için hazırlanıyordu. Bu sırada Almanlar Küçük Cafer Paşa adlı hain bir beylerbeyini esir etmişler ve onu konuşturmayı başarmışlardı. Ordu güzergahını öğrenen Eugene, Osmanlıları hazırlıksız yakalamak için eline fırsat geçmişti. 11 Eylül 1697 günü Osmanlı ordusu, padişah ve devlet erkanı kurulan köprüden karşıya geçmiş, ordunun diğer yarısı köprüden geçecekken Prens Eugene ani bir taarruza kalktı. Top atışlarıyla köprüyü batırdı ve köprü üzerindeki yüzlerce Osmanlı askeri nehre düştü. Bundan daha kötüsü, Osmanlı ordusu ikiye bölünmüştü. Prens Eugene karşıya geçmiş olan Osmanlı ordusuna taarruz etti. Karşı kıyıdaki askerler muharebeye katılamıyorlar, sadece izliyorlardı. Yaşanan muharebede 10 bin Osmanlı askeri şehit düştü. Sultan Mustafa zorlukla karşı kıyıya geçirilerek kurtarıldı. Sadrazam Elmas Mehmet Paşa yaptığı hatalar neticesinde asker tarafından öldürüldü. Anadolu Beylerbeyi, Mısıroğlu İbrahim Paşa, Kameşvar Beylerbeyi Koca Cafer Paşa, Rumeli Beylerbeyi Büyük Cafer Paşa, Edirne Valisi Fazlı Paşa, Yeniçeri Ağası Baltoğlu Mahmut Paşa hepsi şehit düştüler. Sadrazamın Mührü Hümayun'u 9 bin araba, 60 bin deve, 1500 öküz, 700 at, 40 bin altın padişahın şahsi hazinesi ve 3 milyon altından fazla ordu hazinesi ve padişahın arabası, Tökeli İmre'nin meşhur kraliyet tacı düşman eline geçti. Özellikle sadrazamın mührü ve Macaristan kraliyet tacı çok önemliydi. Kanuni devrinde Malkaçoğlu Avusturyalıların elinden alıp Macar kralı ilan edilen Janos Zapolya'ya giydirilmişti. Prens Eugene'in zaferi çok büyüktü. Tarihte ilk defa bir Hristiyan komutan meydan muharebesinde Osmanlı padişahını yenmişti. Osmanlı padişahları bizzat komuta ettiği hiçbir meydan muharebesini bugüne kadar kaybetmemişti. Tarihte sadece 1402 Ankara Savaşı'nda Yıldırım Bayezid Timur'a yenilmiş, o da Müslüman bir liderdi. Padişah bu mağlubiyet üzerine Tameşvar'a çekildi. Büyük bir hüzün içerisindeydi. Talih bu defa ondan yana gitmemişti. Tameşvar'dan Belgrad'a gelen padişah Edirne'ye geri döndü. Prens Eugene Bosna üzerine yürüdü. 17 Ekim 1697 günü Saraybosna'ya girdi. Şehirde asker neredeyse yoktu.
Ayrıca buranın surları da yoktu. Bir iç şehirdi. 120 camiyi ateşe verdi. Yüklü ganimet aldı ve halka zulüm gerçekleştirdikten sonra geri döndü. Sadaret makamına Köprülü Mehmet Paşa'nın kardeşinin oğlu olan amcazade Hüseyin Paşa getirildi. Bu sırada Almanlar ile Fransa ve İspanya aralarında Veraseti Savaşı'na hazırlanıyorlardı. İngiliz ve Hollandalılar Almanların safında yer alıyor ve Fransızları mağlup etmek istiyorlardı. İngiliz ve Hollandalılar Osmanlı-Avusturya Savaşı'nı bitirmek istiyorlar ve sulh için arabuluculuk yapmak istiyorlardı. Çünkü Osmanlı-Avusturya Savaşı biterse Almanlar güçlerini tamamen Fransa üzerine çevirebileceklerdi. Almanlar Osmanlı ile sulh yaparsa Leistan, Venedik ve Rusya'da sulh yapmak zorunda kalacaklardı. Tek başına Osmanlıları yenmelerinin imkanı neredeyse yoktu. Sadrazam Hüseyin Paşa da artık yıllardır süren bu savaşa son verip devletin yaralarını sarmak istiyordu. İkinci Mustafa ise Zenta bozgununu unutmuş tekrar sefere çıkıp Macaristan'ı ele geçirmek istiyordu. Ancak kendisi gibi savaşa devam edilmesi gerektiğini düşünen devlet adamı bulamadı. İkinci Mustafa'ya göre sulha razı olmak Macaristan ve Mora'yı düşmana bırakmaktı. Vezirler bir şekilde padişahın 1698'de sefere çıkmasını engellediler. Bütün yıl sulh müzakereleriyle geçtiğinden Avusturya'da karşı saldırıda bulunmadı. Fransa ise yine kanuni devrindeki duruma düşmüş, köşeye sıkışmak üzereydi. Bu yüzden Osmanlı-Avusturya Savaşı'nın devam etmesini istiyordu. Ancak Osmanlılar 14. Louis'in dönekliğini, Türk ve Müslüman düşmanlığını çok iyi bildiğinden kendisine güvenmiyordu. Zamanında Girit Osmanlıların eline geçmesin diye öyle büyük yardımlar yapmıştı ki bu işin gizliliği kalmamıştı. Venedik'te Morosini'nin ölümünden sonra taarruz halini bırakmış, özellikle Mezomorta Hüseyin Paşa tarafından ard arda bozgun yemiş ve Mora'yı elinde tutma derdinde olup sulha razı geliyordu. Leistan ise her yıl Kırım süvarilerinin baskınlarından bıkmış, yıllardır hiçbir galibiyet alamadığı gibi sürekli bozgun yemişti ve onlar da sulha razıydı. Yalnız Rus çarı Petro henüz Osmanlı'dan bir şey koparamadığını düşünerek savaşa devam etmek istiyordu. Hatta bu sultan vazgeçilmesi için Viyana'ya gelmiş ve imparator ile görüşmüştü. Diğer taraftan Safavi Şahı 4. Murat devrindeki sulha riayet edeceğine söz vermiş ve doğudaki asker fazlalığını çekip Avusturya cephesinde kullanmasını söylemişti. Gerçekten de Safavi Şahı verdiği sözü tutmuş, sınırlara şimdilik saldırı gerçekleştirmemişti. Neticede 3 Mayıs 1698 günü Hüseyin Paşa'ya serdar ekremlik verilerek Edirne'den hareket etti. Sulh görüşmeleri başlayacaktı. Görüşmelerin Karlauça'da yapılmasına karar verildi. Osmanlı adına sulh görüşmelerini Rami Efendi yapacaktı. Diğer taraftan Hüseyin Paşa ise sulh görüşmelerinde olumsuz sonuç çıkmasına karşın 100 bin Osmanlı askeri ve 50 bin Kırım süvarisiyle Belgrad'da bekliyordu. Sulh görüşmelerinin başladığı tarihten beri Osmanlı ince donanması Tuna'da bulunurken 45 parça gemi de Karadeniz'de Ruslara karşı hazır bekletiliyordu. Kırım Hanı Selim Giray da Tameşvar'a gelmiş düşmana gözdağı veriyordu. Tüm elçiler ve ara bulucular geldiğinde konferansın ilk celsesi 13 Kasım 1698'de başladı. 24 Ocak 1699'da Ruslar ile 2 yıllık mütareke imzalandı ve esas görüşmelerin İstanbul'da iki devlet arasında konuşulması gerektiği hakkında karara vardılar. Ruslar Karlovça Antlaşması'nı imzalamamıştı.
Esas muahede 26 Ocak 1699 sabahı imzalandı. Buna mukabil kapıdaki haberciler sulhu duyurmak için İstanbul, Varşova, Viyana, Venedik, Londra ve Paris'e koştular. Karlovça Antlaşması imza edilmişti. Esasen sulh Viyana, Varşova ve Venedik'te beğenilmedi. Türklerin kendilerini atlattıklarını düşünüyorlardı. Mora Yarımadası ve Dalmaçya kıyıları Venedik'e bırakılırken elindeki Preveze ve İnebahtı Osmanlılara veriliyordu. Osmanlıların Macaristan'a Tameşvar hariç hiçbir ilgisi kalmamış, Erdel Avusturyalılara bırakılmıştı. Lehistan'a ise Podolya geri veriliyordu. Ancak bunun karşılığında Kırım Hanlığı'na yıllık vergi ödeyeceklerdi. Karlovça Antlaşması Osmanlı tarihinin en önemli dönüm noktalarından birisi oldu. Osmanlı Devleti bu dönemden sonra duraklama devrini tamamlamış ve gerileme dönemine girmiştir. Artık Avrupa'dan Türk dehşeti silinmiş ve Türklerin elinden toprak alınabileceği Avrupalılarca görülmüştü. Padişah bundan böyle Avrupa hükümdarlarına sen değil siz diye hitap edecekti. Bir zamanlar Avrupa kralları ancak Osmanlı sadrazamına denk düşüyordu. Bu suretle 15 yıllık felaket seneleri denen zaman dilimi Osmanlı Devleti için kapanmış oluyordu. 14 Temmuz 1700 günü Rusya ile de sulh muahedesi İstanbul'da yapıldı. 5 ay süren konferansta 14 maddelik antlaşma imzalandı. Azak Ruslara bırakıldı ve Osmanlı Devleti Rusya'nın müstakil bir devlet olduğunu resmen kabul ederek Kırım'a ödediği vergiyi de kaldırdı. Bu muahedeyi de Rami Mehmet Efendi imzaladı. Ancak Rusların Azak'ta bulunmasına rağmen hiçbir Rus ticaret gemisi dahil Karadeniz'de yüzemeyecekti. Padişah 2. Mustafa yeni sınırları çok ciddi bir şekilde tahkim etti. Yeniçeri sayısını 70 binden 34 bine indirdi. Yeniçeri ocağı padişaha diş bilemeye başladı. Tökeli İmre Avusturya'ya teslim edilmedi. 1705 yılında ölene kadar İzmit'te yaşadı. Osmanlı iç siyasetinde sorunlar yaşandı. Amcazade Hüseyin Paşa istifa etti. Şeyhülislam Feyzullah Efendi Osmanlı iç işlerinde çok fazla müdahil olunca devlet adamları birbirine girdiler. Padişah da Edirne'de oturmakta ısrar edince kapı kulları İstanbul'da ayaklandı. 18 Temmuz 1703 günü ihtilal koptu. İhtilalci askerlere işsiz güçsüz takımının da katılmasıyla 50 bin kişiye ulaştılar. Edirne'ye yürüdüler. Edirne'de toplam 80 bin Osmanlı askeri vardı. Bunlar ihtilali çok rahat bir şekilde bastırabilirlerdi. Ancak padişah bir iç savaş yaşanmasını istemiyordu. Padişah isyana boyun eğdi ve tahttan indirildi. Yerine kardeşi 3. Ahmet tahta çıkarıldı. 2. Mustafa'nın saltanatı 8 yıl 6 ay 16 gün sürdü. Halinden 4 ay sonra 39 yaşında kederinden öldü.